Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugün maalesef bilgisayarımda bir elektrik sorunu var. 4 defa konuştum. Bunların hiçbirinde başarıya ulaşamadım. Yarıda gitti. Şimdi tekrar deniyorum. Bugün size 60 sene evvelden başlayıp işte 45 sene evvele kadar ki bazı anılarımı anlatmak istiyorum. Ben Küplüce doğumluyum. Maalesef yani çok büyük bir adam olsaydım hani bu da Emin Kemal'in evi denecek bir eve sahip değilim. Çünkü birinci köprü yapılırken benim doğduğum ev köprünün ayağına denk gelmiş, halletmişler. Arkadaşlar Üsküdar'da en çok hatırladığım bir şey hayatımda ilk defa bir film çekimini seyretmemdir. Bu film çekiminde muhterem Nurla Efkan Efekan oynuyordu. Biz de yancı seyirci olarak seyrediyorduk. O zamanlar böyle hareketli kameralar falan yok. Hani kamera sabit. Yalnız işte maalesef oyuncular da sabit. Hani öyle eskisi gibi yani böyle koşanlar, işte sarılanlar falan olmuyor. Çünkü Efkan 1,80'in üzerinde boyu olan, uzunca boylu bir artist. Muhterem Nur'da 1,60 ya var ya yok. Öyle bir şey. Böyle karşılıklı aşk sahneleri çekildiği zaman Muhterem Nur'un ayağının altına portakal sandığı koyuyorlar. Biz de portakal sandığı üstündeki Muhterem Nur'u seyrediyoruz. Öyle bir gün. Daha sonra arkadaşlar biz oradan ben 1960 yılında gel değirmenine geçtim. Ve kendi tabirimle Amerika'ya gelmiş gibi oldum. Yel değirmeni çok değişik şeyde. İnsan yani mozaiği. Bütün arkadaşlarımız işte Türk'ü, Kürt'ü, ne bileyim yani Yahudisi, Ermenisi, işte Rum'u hep beraber bir dostluk çerçevesi içinde eğlenirdik. Merdivenlere oturup gitar çalardık. Ondan sonra yürüyerek Moda Deniz Kulübü'ne gidip iskeleye oturup müzik dinlerdik. Yani öyle bir yer bu dediğim şey. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir zevki ve mutluluk içinde geçen bir gençliğimiz oldu. Bu arada zannediyorum Ses Mecmuası'nda Orhan Gülşiray'ın bir açıklaması yer aldı. Gençliğini anlatıyor. Diyor ki ben diyor gençliğimde diyor taşları oturup diyor elma eşliğinde şarap içerdim. Şimdi biz de delikanlıyız ya, adet biz de yapalım. O zamanlar normal rıhtım tramvay yolu önden geçiyor önünden. Oradan sonra taşlar var deniz kenarında. Daha sonra bir resim falan gösterdiler. Orayı betonlamışlar. Doğrudur. Ama o daha ileri senelerde. Bizim zaman benim anlattığım senelerde öyle bir şey yoktu. Böylece biz taşlara falan oturduk kardeşim. Bu Orhan abinin dediğini yapmaya çalıştık. Bir boka da benzetemedik. Ya ben kendim için zaten söylüyorum. Ayıptır söylemesi. Ben rakıcıyımdır kardeşim. Ben hayatımda böyle hani şarapla yemek olayında yani ne zaman böyle bir halt etsem ya şarap kaldı yemek bitti ya yemek kaldı şarap bitti. Yapamıyorum yani. Böyle de bir sıkıntım var. Onun için ha ya yel değirmeni derken de aklıma hep şey geliyor. Bir tane apartmanı. Şimdi 1900 zannediyorum 4'te mörtte bu gar yapıldıktan sonra işte onun hemen arkasından belirli miktarda işte bu yabancıların yaptığı apartmanlar var. Yani Sünget apartmanı var işte Ankara yani tam yanlış söylemeyeyim. İşte İtalyan apartmanı falan var. Hatta İtalyan apartmanını size şöyle hatırlatayım. Valla orada bir dizi çekildi. Bilmem ne melekler midir nedir? Yani yeşil tutanlar veya bu işte daha ilgisi olanlar anlayacaktır veya hatırlayacaktır. Böyle de çok çeşitli herhangi bir şekilde zevk veren ortamda yaşamış olan insanlarız biz. O arada tabii ki anlatmak istediğim bir başka şey de var. Yani mesela Mehmet Ali Yılmaz'la ilgili bu ara eski yeldeğirmenlerdeki bazı sohbetlerde görüyorum. Mehmet Ali Yılmaz'ın yani babasının bakkal dükkanı da karpuz satarmış. Mehmet Ali. Mehmet Ali'nin yani dükkanı dediğim bizim evin tam karşısı. Benim yani tabirimle
Ramiz abinin bakkaliyesi. Ramiz abi Mehmet Ali Yılmaz'ın amcası. Ha Mehmet amca da yani babası Ramiz'le ortak mıydı falan çok açık söyleyeyim bilmiyorum. Ama arkadaşlar söylüyorsa doğrudur. Demek benim hafızamda herhangi bir şey orada da demek karpuz falan satılıyormuş. Hani Mehmet Ali de öyle karpuz atıyormuş herhalde dendiğine göre. Benim hatırladığım bir ara bahsetmiştim ben evden böyle hani kaçıp kaçıp da istasyon otelinde kalırım derken onun altında bir tane kahve vardı. Kahvede de bir arkadaşım vardı benim Hüseyin diye. İlginç bir arkadaş. Yani böyle hayatını herhalde okeyle mi kazanıyor? Çok iyi oynuyordu okeyi çünkü. Ve orada da böyle seyirci olarak ben onu falan seyrederdim. Bir türlü oyununu anlayamazdım. Okey bilmeyenler için veya bilenler için anlatayım. Biliyorsunuz arkadaşlar onda bir üçlü yaparsın, dörtlü yaparsın. Hani ne bileyim 6, 7, 8, 9 kırmızı veya ne bileyim 5, 5, 5, 5, 5 gibi. İşte böyle şeyler yaparsın. Hüseyin'de o yok. Hüseyin bütün taşları karıştırırdı. Bütün taşları karıştırdıktan sonra büyük bir başarıyla açacağı zaman oydu başlardı. Takara tukara takara tukara onu indirir, bunu kaldırır, bunu cevap açar. O sebep seyredenler anlamasın. Yani herhalde işaret falan mı verdiler diye korkuyor. Nasıl korkuyor? Şimdi burada Hüseyin'i size anlatmamın nedeni Hüseyin'in kardeşi Hilmi işte o benim söylediğim mahallede dükkanında manav dükkanı açtı. Manav Hilmi yani. Yani Kemal Atatürk Ortaokulu'na giderken hemen sağdaki köşedeydi. Yani onun için herhalde dedim ki ben hafızam beni bu şekilde yanıltıyor. Değerli arkadaşlarım bugün daha çok şey size anlatmak istiyordum. Ama bu elektrik olayı beni bugün mahvetti. Şu ana kadar bilgisayarım kapanmadı. 4 defa ben bu konuşmayı yaptım. Onun için bugün beni böyle daha az konuşmayla lütfen kabul edin. İnşallah kapanmadan bu sohbeti bitiririm. Bana abone olun, bildirimlerinizi açın. Hepinize sevgiler sunuyorum. Yarın daha iyi şartlarda görüşmek üzere.